Selam. 4 Kasım'da Netflix'te bir dizi yayınlandı ve ben bunu bir günde izledim. Çünkü yarımşar saatten 8 bölümlük bir diziydi. İlk 2 bölüm çok kötüydü ama sonrasında iyi ki izlemişim dedim. Neden? Çünkü başlarda sadece seksten, yasak aşktan ibaret, boş zamanda izlenebilecek, hatta vakit kaybı diyebileceğimiz bir dizi gibi duruyordu. Ama sonrasında öyle olmadığını, aksine temelinin çok sağlam, içinin çok dolu olduğunu gördüm ve iyi ki izlemişim dedim. Genelde ilk iki bölüme aldanmayın. İzlediğim çoğu dizide bunu yaşıyorum. Baştaki bölümler çok kötü oluyor ama sonrasında çok seviyorum. Hatta özellikle buna dikkat etmeye başladım. Genelde ilk iki bölümde sabrediyorum. Belki de izlediğim ilk İsveç yapımı dizi olabilir. Haliyle dilini birazcık yadırgadım ama sonrasında alıştığım sayılır. Ara ara değiştirdim dilleri ama olsun. Kärlek anaki, yatıran. Fint. Dizide olaylar tahmin edilebilir gibi ama bu durum sizi rahatsız etmiyor. Aksine bunu özellikle yapıyorlarmış gibi. Size yeni bir şeyin olacağını gösteriyorlar, haber veriyorlar, bekliyorsunuz. Rahatsız etmek bir yana bu durum benim hoşuma gitti. İki ana karakter üzerinde şekillenmiş dizi ama ofis ortamında geçtiği için daha çok ve oradaki diğer karakterlerden de ufak ufak bahsettikleri için ve eğlenceli bir dizi olduğu için birazcık bana Afterlife'ı anımsattı. Ki Afterlife dizisini çok severim. Daha önce de sanırım iki tane videosunu çekmiştik. Biri inanlı olmak üzere. Yukarıdan bir yerden ulaşabilirsiniz onlara. Bu iki karaktere gelecek olursak ilk karakter Sophie. Sophie çok sıkıcı, rahatsız edici, sinir bozucu bir karakter. Ama bunun onun asıl karakteri olmadığını daha sonra fark ediyorsunuz. Hani başlarda o kadına birazcık tahammül etmeniz gerekiyor. Yani benim için tahammülsüz bir kadındı. Çünkü çok sıkıcı ama buna zorlanmış gibi. Çok fazla eleştiren, yargılayan ve her şeyi elinde bulundurmaya çalışan bir kocası var. Başlarda kadının mastürbasyon ya da porno bağımlısı bir kadın gibi gösteriliyor ama bunun aslında stresten kaynaklandığını da görüyorsunuz. Çünkü hayatı biraz daha eğlenceli hale geldiğinde bunu yapmaktan vazgeçtiğini görüyorsunuz. Sophie iki çocuk annesi, 40'lı yaşlarda bir kadın ve hayatı boyunca aslında babası gibi olmaktan kaçınmış bir kadın. Çünkü babası kapitalizm eleştirisiyle kafayı yemiş, birazcık hani toplum tarafından kabul görmeyen bir adam. Değişen topluma ayak uyduramamış, çok idealist biri ve kocası tarafından sürekli babası dolayısıyla eleştirilen bir kadın aslında. Kendisi de ben deli olmayacağım diyerek kendisini sıkıcı hale getirmiş, farklı biri olmuş bir karakter. Ve dizi içerisinde dede ile torun ilişkisi çok güzel ele alınmıştı. Onların ilişkisiyle beraber farklı olmanın sorun olmayacağının mesajı verilmişti. Ama bu mesaj çok naif bir şekilde verilmişti. Genelde Netflix dizilerinde böyle eşcinsellik olsun, farklı olmak sorun değildir mesajı olsun çok böyle göze sokularak verilir ya. Bu dizide kesinlikle öyle değildi. Bu yüzden çok hoşuma gitti. Dram öyle de aynı şekilde. Gerçekçi bir dizi zaten, gerçek olduğu için dram zaten içerisinde var. Ve bu dram sizi hiç rahatsız etmeyecek bir şekilde dizide anlatılmış. Diğer karakterimiz ise Max. Max, Sophie'nin aynı ofiste çalıştığı genç, bilişimci bir çocuk. Genelde kendisinden yaşça büyük kadınlardan hoşlanıyor. Bu durumun nedeninin de aslında annesiyle olan probleminden kaynaklandığını görüyoruz. Rahatsız edici, sıkıcı iş ortamı bu iki karakterin flörtleşmeleriyle, ufak tefek oyunlarıyla ki daha sonra bu oyunlar büyük sonuçlara neden olsa da eğlenceli hale geliyor. Hem yaş farkı olan bir ilişki var hem de aldatma durumu söz konusu. Başlarda etik olarak bu durum sizi rahatsız etse de olayların nedeninin verilmesiyle bu durum sizi rahatsız etmemeye başlıyor. Tüm bunlarla birlikte yayın evinde bir değişim söz konusu. Yayın evi Streamast denilen, yanlış anlamadıysam bu Amazon gibi bir platform tarafından satın alınıyor. Ve bu değişime ayak uydurulmalı mı problemi üzerinde duruluyor. İnanılmaz fazla işte kapitalizm, toplumsal yapı, popüler kültür, edebiyat eleştirisi var. Büyük bir skandal yaşadıktan sonra şunu söylüyorlar. Daha büyük bir skandal yapalım ki bir önceki skandal unutulsun. Ya da CEO tarafından genelde yapılmaktan kaçınan kötü şeylerin daha alt kademelere paslanması durumu var. O durumun rahatsız ediciliği göz önüne serilmiş. Kötü olan hiçbir şeyden CEO sorumlu değil ama iyi olan her şeyi CEO yapıyor. Dizinin bu kadar hoşuma gitmesinin diğer nedeni de şu olabilir. Genelde İnan'la konuştuğumuz ve İnan'ın şikayet ettiği durumlara çok fazla denk geldim. Yayın evine gelen edebi eserlerin hiçbirinin okunmayıp kıyıda köşede kalması, sonra neden günümüzde edebi şaheserler ortaya çıkmıyor diye yakınılması ama ünlü bir YouTuber'a milyonlar teklif edilerek kitap yazması istenebiliyor. Ya da mükemmel edebi eserler berbat bir şekilde filme dönüştürülebiliyor.
Dizi içerisinde de bu eleştiri net bir şekilde dile getiriliyor. Kitaplar ömrünü tamamladı, entelektüel düşünme yasaklanmalı, kolayca tüketilebilen şeyler varken günümüzde bunlara lüzum yok gibi söylemlere yer veriliyor. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadardı. Anladığınız gibi dizi benim çok hoşuma gitti. Siz de birkaç saatinizi ayırarak bence izleyebilirsiniz. İzlerseniz pişman olmazsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Video içerisinde sürekli tak tuk tak tuk sesleri vardı binada. Umarım duymamışsınızdır.